Sayın Bakan, meclis açıldığı zaman dediğiniz an benim de aklıma süresiz nafaka konusu geldi. Benim bildiğim, eğer yanlış biliyorsam düzeltin lütfen, bakanlıkta bir taslak hazırlanmıştı. Bu taslağın yeni yasama döneminde, yargı paketi içinde meclise gündemine gelmesi söz konusu olabilir mi? Bu da çünkü milyonları ilgilendiren bir başka husus. Medeni kanunumuzda 1988 yılına kadar bir yıl süreydi nafaka. Sonrasında süresiz hale getirildi. Medeni kanundaki hüküm bu. Bu konuda tartışmalar çok. Burada tabii ki nafaka alacaklısıyla nafaka borçlusundaki dengeyi de gözetmek gerekiyor. Aslında bu konu aile hukukuyla ilgili bir konu. Nafaka konusu, tazminat konusu, boşanma konusu. Özellikle aile hukuku konusunda geniş bir çalışmamız var. Bilim komisyonumuz şu anda çalışıyor. Özellikle boşanma davalarının nafaka ve tazminat davalarından ayrı tutularak uzun süren boşanma davalarının önüne geçilmesi gerekiyor. Çünkü tarafları mağdur eden bir durum söz konusu. Nafaka ve tazminatla ilgili kararlar geciktiği için, bu konuda karar verilemediği için mal ayrılığı, mal rejimi ile ilgili tartışmalar uzun sürüyor. Bilirkişi incelemeleri vesaire. Bunlar bitmeden de boşanmaya karar verilemediği için her ikisi birden birlikte devam ettiğinde çok uzun süren, yıllara sari bir dava söz konusu oluyor. Bu da davacı ve davalıyı, kadını ya da erkeği mağdur eden bir durum. Özellikle ileri yaşta evlenmeleri de mümkün olmuyor. Yeni bir aile kurmaları mümkün olmuyor. Aile hukukunu toptan ele alacak bir düzenlememiz söz konusu olacak. Özellikle aile arabuluculuğu yönünde görüşler var. Yani yine burada da kadına şiddet konusu ayrı tutularak boşanma hukukunda da tazminat ve nafaka konusunda da arabuluculuk müessesesinin getirilmesi konusunda bir takım görüşler var. Bu görüşlere uygun bilim komisyonumuzun da çalışmaları söz konusu. Nafaka konusu da bu kapsamda değerlendirilebilecek bir konu. Ama burada tabii ki elbette ki bir gün evli kalıp yıllarca, on yıllarca nafaka ödeyen kişiler var. Ancak bu dosya bazında değerlendirdiğimiz zaman kadınların da mağduriyetine neden olmayacak bir düzenleme gerekebilir. Yani her dosyanın özelliği farklı olabilir. Yani burada özellikle kadınlarımızı da mağdur etmeyecek, nafaka alacaklısı olan kadınların mağdur olmaması ile ilgili de bir güvenceyi sağlamamız gerekir. O nedenle o dengeyi gözeterek bir çalışma yapmak gerekir. Peki bu yeni dönemde meclisin gündemine gelir mi, yoksa çalışmaların biraz daha fazla sürmesi mi? Yeni dönemde tabii 28. yasama döneminde meclisin gündemine gelecek, çok sayıda düzenleme olacak elbette.